Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Enerji dolu, bol, bereketli bir gün olsun. Ordu'nun güzel havasıyla selamlıyorum sizleri. İnşallah vlog bitene kadar hava yine böyle devam eder. Çarşıya çıktım, bugün bayağı işlerim var. Akşama da çekim var. Saç, makyaj, kuaför derken kıyafet. Çarşıda da uğramam gereken yerler var. Hepsini çıkmışken halledip öyle döneceğim inşallah eve. Şansıma da hava mis gibi. Otoparkta da araba park edecek yer bulmuşum. Demek ki her şey güzel ve olumlu gidiyor. Bazen öyle oluyor. Hani sabah kalkıyorsanız bir anda küçük bir olumsuzluk bütün gününüze mal olabiliyor. Ama böyle her şey tam güzel başlayınca evet diyorum. Böyle devam edecek inşallah. Neyse, Allah işlerimizi rast getirsin. Her birimizin öyle diyorum. Şu güzel havanın tadını çıkarta çıkarta gidiyor. Hele bakın ben ne yaptım. Yeni bir çılgınlık yapmışımdır. Bu modeli çok seviyorum zaten. Önler kısa, arka önler uzun, arka kısa. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Kestirmiştim ama yine uzadı. Tekrar kestirdim. Böyle tazelenmek, yenilenmek iyi geleceğini düşündüm açıkçası. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ya siz zaten benim her halimi seviyorsunuz. Beni seviyorsunuz. O yüzden de her türlü beğeniyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Bu arada bütün işlerimi hallettim çok şükür. Aa, bu nasıl bir trafik? Allah'ım sen yardımcım ol. Işıklarda falan bir duran olsun da ben tüh aradan kaçım gideyim derken ben. Bismillah. Ay, hallettim. Bütün işlerimi hallettim. Şimdi artık evime gidebilirim. Allah'tan yemeğim vardı. Yanına bir çorba yapacağım. Sonra hazırlanıp giyin derken akşam yine çekim vakti gelir. Güzel olacak. Fatsalı bir kızımızı ağırlayacağız. O da sosyal medya ile falan ilgileniyor. Fatsa'nın, Ordu'nun yöresel lezzetlerini falan yapıyor. Ordu'yu tanıtıyor. Bugün Ayşegül gelecek. Cuma günü de yine böyle Fatsa'dan sosyal medya ile ilgilenen, aynı zamanda fırıncı da olan çok tatlı bir arkadaş gelecek. İkisini de sosyal medyadan tanıyorum. Daha önce hiç karşılaşmadık ama sosyal medyadan takipleşip tanıdığım insanlar. Bakalım neler olacak. Güzel oluyor. Böyle devam ederse gerçekten çok verimli bir program. Ve herkese de bir şekilde ulaşıyorum. Bir de yarın akşam sizi bir yere götüreceğim. Bir hanımefendinin evine editörümle gideceğiz. Bir aksilik olmazsa eğer. Bu hanımefendi çok özel bir hanımefendi. Kendisini müthiş derecede geliştirmiş. Ben de daha yeni tanıdım. Editörüm paylaşmıştı Ayfer'cim. Ayfer dedim, bu hanım Ordu'da mı? Evet dedi. Tekerlekli sandalyeyle o kadar çok iş yapıyor ki maşallah sübhanallah. Ne yapabiliriz dedim. Ben ona destek olmak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Uğraşıyor, emek veriyor. Yarın akşam bir kahvesini içmeye gidelim. Bir de bakalım dedim. Yani maddi olarak bir şey değil. Güç olarak bir şey. Yani bir şeyler üretiyor zaten. Onun kimseye ihtiyacı yok. Ama manevi olarak da hani kadın kadının yurdudur diyorum ya ben her zaman. Ne yapabilirsek birbirimize destek olalım. Yarın akşam sizi oraya götüreceğim. Ama bugün ay nasıl rahatladım. Bütün işlerimi falan hallettim ya. Sanki üstümden büyük büyük kalktı. Saçlarımı da kestirince yükün yarısını da attım gitti. Daha da bir rahatladım. Hadi bakalım gidiyorum. Evde görüşürüz. Bu akşamki çekim için hazırım ben. Yeşillendik. Biliyorsunuz bu elbisenin siyahı da vardı bende. Ben de çok severek ve keyifle giyiyordum. Şimdi yeşilini de giyeceğim. Takılarım da yine Gusto'dan. Bence çok güzel oldu. Kombin tamamlanmış oldu. İnşallah yine güzel bir çekim olur. Bir sürü emek veriyoruz. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin inşallah. İşimizi kolaylaştıran şeyler güzel ama sanki bu pratikleşen şeyler birazcık da bizi tembelliğe getiriyor. Tembellik de bende hastalıktır. Mesela oldum ya da hani hareketsiz duramam mesela. Sürekli bir hareket halini. Baktım herkese sürekli dinlenme hali olduğunda başım ağrıyor. Eski insanlarımız ne yapıyordu? Çalışıyordu, vücut dirençliydi. Hastalık falan da yoktu. Günümüz şartlarında biraz tembellik de dediğim gibi var. Şimdi sen zaten maşallah hiç durmuyorsun. Ay ben bücür bücür. Biraz sinirlendik de var herhalde. O yüzden de hiç maşallah kilo da almıyorsun yani. Eşim de anne. Herkesin gibi olsun. Eşim de zayıf annelerim. Gerçekten çok güzel. Pencerede bak birbirimizin olur. Ne kadar çok isterdim yiyip yiyip kilo almamak. Maalesef almıyorum. Ben buraya gelmeden neler yedim bilmiyorsam. Çekilen ye.
pişme süresi çok kısa olduğu için çok da fazla kızartmayalım ki çıtır çıtır olsun istiyorum. O çıtır çıtırlığımızı da kaybetmeyelim. Çok güzel bir şekilde pişti. Bir programın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah yaptığınız lezzetleri elinizle deniyorsunuzdur. Bu bizim için bir teşekkür olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet, programın sonuna geldik. Ne yaptın bugün? Çok güzel bir lezzet yaptık. Konuğumuzla beraber de buranın yöresel bir lezzetini yaptık. Ve çorbamız da burada. Şifa çorbası mis gibi. Konuğumuz da burada. O artık lezzetlerin sonuna bakıyor. Çünkü programın sonuna geldik. Ve programın sonu deyince biz, bütün ekip hep beraber şimdi hepsinin tadına bakacağız. Araçtakiler geliyor şimdi. Program için 3, 2, 1. Altaş TV ekranlarına, Zübeyde'nin hayallerinden sofraya programıma hoş geldiniz. Yine çok güzel lezzetler hazırladım sizin için ve çok da kıymetli bir konuğum var. Her hafta olduğu gibi sizlerle beraber çok güzel tarifler hazırlayacağız, lezzetler yapacağız ve konuğumla da güzel sohbetler edeceğiz inşallah. O zaman başlayalım diyorum ve hemen ilk önce sizlere konuğumu tanıtmak istiyorum. Tuğçe Aba, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş bulduk. İyiyim siz. Ben de iyiyim. Seni yakından gördüğüme çok mutlu oldum. Ben çok de. Memnun oldum. Çok güzel sinikler, onu söylemek istiyorum. İnanın sizde. Bugün ne pişiriyorsunuz? Bir eve yemek yap, bir kanala yemek yap derken bayağı bildiğiniz ben aşçı oluyorum. Hatta bu işi büyütüp bir yer mi açsak, ev yemekleri yapsak? Hem bir sürü kadına da Allah nasip eder, belki kazanç kapısı da olurum. Ya hadi dua edelim, belki olur. Kafe açamayız belki ama farklı bir şeyler açarız. Hem kazanır hem kazandırırım. Niye olmasın? Yemeğimi yemeyen, elimin lezzetini tatmayan da hiç kimse kalmamış olur. Allah büyük be. Gerçekten büyük, çok inanıyorum. Ne pişiriyorum? Şöyle güzel bir patates püresi çanağında nefis bir tavuk sote yapacağım. Kaşar peyniri falan dökeceğiz üzerine. Güzel bir şey çıkacak bence ortaya. Önce patateslerimi, 5 tane falan patates var burada, böldüm. Onlar şöyle güzelce bir haşlansın bakalım. Patateslerim haşlandı. Şimdi onun hemen püresini hazırlayacağım. Bu arada kapya biber, yeşil biber, soğanımı, sarımsağımı doğradım. Şöyle tavuklarımı hemen bir küçük bir suyunu salsın, geri çeksin. Sonra zeytinyağını ekleyip malzemelerini ekleyeceğim.
Şöyle tavuklarımız biraz sotelendi. Hemen hepsini birden döküyorum. Şöyle patateslerimizi güzelce ezelim. Tereyağı ekledim içerisine. Birazdan da sütünü ekleyeceğim. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Tavuğumuz neredeyse hazır. Sonradan üzerine domates de ekledim. Zerdeçal, tuz, karabiber, pul biber, biraz kimyon, kekik ve sonrasında püremiz de hazır oldu. Şimdi güzelce patates püremizi alt zemine yerleştirerek yapmaya başlayalım bakalım. Böyle böyle koyuyorum. Yan yana gelecek şekillerde. Şimdi şöyle ortalarını açacağım ve hazırladığım tavuğumu iç kısmına gelecek şekilde yerleştireceğim. Hazırladığım tavuklarımı bu şekilde içlerine yerleştiriyorum. Hepsini böyle dolduracağım. En son üzerine de kaşar peyniri rendesi bırakacağım. Şöyle göstereyim. Görüntü tek kelimeyle şahane oldu. Tam bir porsiyonluk mis gibi yemeğimiz hazır. Hemen şimdi kaşar peynirini de ekleyip fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış fırına hemen artık yemeğimizi gönderebiliriz. Zaten biliyorsunuz yemeğimiz pişmişti. Hemen üzerindeki kaşarlar eriyince de çıkarttım. Artık şöyle bir porsiyon bir porsiyon olarak tabağımıza alabiliriz. Acele acele giyiniyorum. Hemen detoks çayımı içtim. Sizi güzel bir yere götüreceğim. Kimin editörü bu? Bu benim editörüm. Canımın içi. Akşam yemeğinden sonra kahveye nereye geldik? Şeyma'cığıma geldik. Şeyma harikulade bir kadın. Hayatıma hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasıl anlatayım size? Şeyma'yla bizi tanıştıran güzel hatun, editörüm, can tanem, her şeyim. Her şeyim kadın. İkinci kitap ne zaman geliyor Ayfer? Çok kısa bir zaman sonra. Çok kısa. Çok güzel, çok güzel. Çok bitti nasılsa. Evet. Artık tamam. Yayın programına bağlı, evet. Sen de, sana emanet. Ben de. Çok heyecanlıyım Ayfer. Muhteşem olacak. Hepiniz ağlayacaksınız. Ya Ayfer. Zübeyde'nin yazdıklarını okurken ben çok etkilendim şahsen. Siz de etkileneceksiniz biliyorum. Bu olur sana. Seni çok seviyorum Ayfer. Hayatıma girmiş güzel kadın. O Ayfer'imin sayesinde hayatıma Şeyma'cığım girdi. Şeyma'cığım da çok tatlı, dünya tatlısı bir kadın. İki tane çocuk annesi. Almanya'dan Ordu'ya gelmiş bir kadın. Üstelik benim mahallemde oturuyor ve ben bunca zaman Şeyma'yı tanımamışım. Şu anda kendime çok kızıyorum. Komşuymuşuz. Evet, komşuymuşuz ama olsun. Her şey tevafuk gerçekten. Tanışmamız bir vesile ve çok güzel bir vesile. Şeyma'nın bir Instagram sayfası var. Çok güzel şeyler yapıyor. Harika bir kadın. Çok güzel bir evi var. Maşallah, sübhanallah. Şeyma'ya diyorum ki sen YouTube'da olmalısın. Sen YouTube'da olmalısın falan diyorum. Kahvemizi yapıyor şimdi. Biz çay içtik. Cheesecake'ten tutun da sarmalara kadar bize öyle hazırlıklar yapmış ki Şeyma. Aslında ben aralıklı oruçtaydım. Senin yüzünden aralıklı orucum da bozuldu. Evet, biz kahveye gelmiştik ama. Biz kahveye gelmiştik. Kahveyi içiyoruz. Şimdi kahveye anca geldik. Ama neler hazırlamış vallahi. Cheesecake'ler, sarmalar. İçerisi dolu şu anda. Salonu bıraktık biz. Buraya çayımızı, kahvemizi içmek için mutfağına girdik. Ben diyorum ki Şeyma sen YouTube'da olmalısın. Ama YouTube'a birazcık daha zamanı var Şeyma'nın. Birazcık böyle editleme, düzenleme konusunda. Ama Instagram'da güzel bir sayfası var. Ben size Instagram sayfasını bırakacağım benim güzel YouTube ailem. Şeyma'yı mutlaka takip edin. Ya, eminim hayatınızda bir sürü inişler çıkışlar vardır. Güçlü, hayata pozitif enerjiyle bakan bir arkadaş. Birbirinize sahip çıkmış olursunuz diyorum. Instagram sayfasını bırakacağım. Oradan takip edersin ama YouTube kanalı açtığımız zaman Şeyma işte o gün yine beraber olacağız. Ben ara ara sizleri Şeyma'yı göstereceğim zaten. Teşekkür ederiz bugün için Şeyma'cığım. Ben teşekkür ederim. Evet. Şöyle Şeyma'nın salonunu göstermek istiyorum. Bir de güzel kedisi var. Bakın bize neler hazırlamıştı ya var ya. Biz burayı yedik kahve içmek için hemen mutfağa geçtik.
Gerçekten salonu da çok güzel maşallah, sübhanallah. Çok da düzenli, tertipli, dünya tatlısı bir hanım. Çok sevdim, gerçekten çok sevdim. Televizyon sesini kısabiliyor muyuz? Çok mutlu olurum kısabilirsek. Benim çiçeğimden burada da varmış. Gerçi evi çok güzel maşallah. Piyano dersi alıyor çocuklar. O yüzden piyanoları da var. Şöyle belki fikir olur dedim. Size gösteriverdim. Evet, kahvelerimiz de yapıldı. Kahvelerimizi içeceğiz. Sonra Ayfer'imle yola çıkacağız. Yoğun, koşuşturmacalı ama güzel bir günün finaline geldik hep beraber. İnşallah beni izlerken keyif alıyorsunuzdur. İki programı çekmiş olduk bu vesileyle. Güzeldi, her şey güzel gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun. Belki bazen yoruluyorum koştururken, eve her şeye yetişmeye çalışırken, ama seviyorum bu tempoyu da. Bana iyi geliyor çalışmak, üretmek, bir şeylerle meşgul olmak. Sürekli kafamın yoğun olması gerçekten iyi geliyor. İnşallah sizlere de iyi geliyorumdur. Böyle pozitif enerji veriyorumdur. Hayata dair burada her şeyi paylaşıyoruz. Belki günlük bir vlog ama kimseye dokunmadan, kimseye zarar vermeden, sınırlarımızı koruyarak çektiğimiz her video, ben inanıyorum ki herkese iyi gelecektir. Hayata, yani güne başladığınızda ne düşünürseniz onu yaşarsınız. Unutmayın. Bunlara çok dikkat edin. Yaşadığınız, düşündüğünüz bir sürü şey belki kaderiniz olacak ve dua kaderi değiştirir. Dua etmekten sakın vazgeçmeyin. Hayata ve insanlara pozitif bakmaktan, iyi olmaktan, iyi düşünmekten asla vazgeçmeyin. Er ya da geç sonunda iyiler kazanır. Ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer şuranızı acıtanlar varsa, canınızı sıkanlar varsa, haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız hasbinallahu ve nimel vekil deyin ve susun, bekleyin. Gerçekten gün gelir, her şey önünüze sırasıyla dizilir. Unutmayın, Allah büyük ve Allah her zaman yanımızda. Bana bazen bir sürü şeyler yazıyorsunuz, okuyorum. Bazen sizlerle beraber üzülüyorum. Keşke bir sihirli değneğim olsa da diyorum, herkese ve her şeye dokunabilsem. Ama biz bu dünyaya imtihan için geldik. Bir şeyler yaşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Rabbim inşallah imtihanımızı güzel eylesin. Güzel vermeyi nasip etsin. Er ya da geç herkes kaderini yaşayacak. O yüzden yaşadığımız her anın tadını çıkartmaya bakalım. Yaşadığımız her şeyden bir ders çıkartıp yolumuza öyle bakalım. Neye niyet ederseniz sonuna doğru da çalışır ve üretirseniz o niyetiniz gerçekleşir ve yaşanır. Bol bol dua edin. Dua etmekten vazgeçmeyin. Çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyin. Yaptığınız her iyilik size geri dönecektir. Unutmayın ve bol bol sadaka verin. Esmaları çekin. Huzurunuz manevi olarak da kendinize yetecektir. Ben sizleri çok seviyorum ve sizlerin de beni çok sevdiğinizi, dualar ettiğinizi biliyorum. O yüzden belki şahsen göremedim birçoğunuzu ama şuramda hissediyorum o sevginizi. O da bana yeter. Dualarınız bana yetiyor gerçekten. O yüzden ben de sizlere buradan dua ediyorum. Allah her birinizden razı olsun. Kalbinizde, gönlünüzde ne duanız varsa hayırlıysa nasip etsin Rabbim. İnşallah sizler de hayallerinizi yaşarsınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.